Selamünaleyküm gönlü güzel takipçilerim arı soyun hobileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz Hepinize Mevlana diyarına şöyle kucak dolusu selamlar kucak dolusu çiçekli günler diliyorum değerli dostlarım değerli takipçilerim Nasılsınız? İyisinizdir inşallah bizleri de soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz arkadaşlar evet bugün şöyle sizlere Balkonumun en güzelleri daha doğrusu hepsi çok güzeldi arkadaşlar. Şöyle güzel kızlarım yılbaşı çiçeklerimle geldim. Benim yılbaşı çiçeklerim nerede duruyor? Şimdi sizlere onu şöyle kısa bir şekilde göstermek istediğim. Nasıl açmaya hala devam ediyorlar. Haziran'ın ortasına geçtik. Evet benim bu güzel kızlarım arkadaşlar yılda iki sefer açtı. Yerini severse vitaminlerini düzgün bir şekilde verirsek Yılbaşı çiçekleriniz bu şekilde yılda iki sefer açar arkadaşlar. Şu tomurcuğun büyüklüğüne bakın, aynı parmağım kadar var. Bakın gördünüz mü? Hemi kuvvetine, hemi boyunun güzelliğine. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın şu güzelliğe bakar mısınız? Benim bu turuncu kızıma. Evet, benim şöyle yılbaşı kızlarım balkonda arkadaşlar. Güneş görmeyen bir yerde. Bakın güneş tamamen görmez benim bu köşeyi. Baharın yani Nisanın başında ben buraya koydum tamamen hepsinde yan yana tizdim bakın hepsi de açtı arkadaşlar gördüğünüz gibi hem kışın açtılar hem yazın açtılar dediğim gibi eğer yerini severse yılbaşı çiçekleri yılda iki sefer açar arkadaşlar Kasım ayında açtılar elhamdülillah şimdi bakın Haziranın ortasındayız bu şekilde her tarafı patır patır çiçek açtı arkadaşlar. Bakın şu da geçen hafta açtı geçti hala da üzerinde döküntüleri duruyor. Bu tamamen sarı açtı arkadaşlar. Şöyle yere de oturayım çünkü bunlar benim çiçeklerim yerde. Bu tamamen sarı açtı ama seneye iki renk bekliyorum. Niye derseniz bu aldığımda tamamen sarıydı. Aynı bunun gibi sonra iki renk oldu arkadaşlar. Bir saksıda iki renk oldu. Hani Allah e, benim istediğim bir göz Allah verdi iki göz diyenin hesabı var ya. O hesap oldu arkadaşlar şu güzelliğime bakar mısınız? Bakın kırmızı. Bir saksıda iki renk sarı kırmızı. İleriki köşede arkadaşlar şöyle göstereyim. Bir saksıda dört renk o Pascal arkadaşlar. Ona da önümüzdeki günlerde kür yapacağım. Önümüzdeki kışa Allah izin verirse bir saksıda dört renk açtıracağım. O yılbaşı çiçeği değil. O paskalya arkadaşlar. Yani yılbaşı çiçeğinin sarkacı. Şimdi onu da göstereceğim sizlere. Bakın şöyle onun yanında tekrar bir başka paskalya var arkadaşlar. Bu paskalyo ise İtalya olanı. Bakın bunun yaprağı farklı. Şuradaki e, bir saksıdaki dört renk olan yılbaşı çiçeği arkadaşlar paskalya çiçeği. E, yaprağı yılbaşı çiçeğine benzese de paskalya arkadaşlar. Ben çok araştırdım. İçinde dört renk var. Ee, i̇nşallah önümüzdeki kışa açtıracağım Allah izin verirse. Bunlar da ithal olan paskalya çiçeği. İthal olan paskalya çiçeğinin yerli paskalya çiçeğinin yaprakları farklı arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş ilerleyelim. Ben bu güzel kızlarımı şöyle göstereyim bakın. Bunun yaprak formu farklı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve onun yanında şu güzelliğime bakar mısınız? Beyaz açan yılbaşı çiçeğim arkadaşlar şöyle Bakın şu güzelliğime bir bakın hele maşallah benim bu güzel kızıma. Evet bir maşallahınızı alırız öyle değil mi? Bir saksıda bir renk önümüzdeki seneye bu da iki renk açar diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu da ikinci açışı. Kışın açtılardı. Bu da ikinci açışı arkadaşlar. Çünkü e, yerlerini sevdiler. Ayda bir kere ben bunlara vitamin uyguluyorum, kür uyguluyorum. Verdiğim vitaminler işe yaradı, verdiğim kürler e, ee, videolarıma bakarsanız verdiğim kürlerden siz de çiçeklerinizi uygularsanız sizin de çiçekleriniz bu şekilde yılbaşı çiçekleriniz yılda iki sefer açar arkadaşlar. Yılbaşı çiçeği suyu fazla sevmez ama susuz kalmayı da sevmez. Eğer susuz kalırsa tomurcuğa gelir fakat tomurcuğu açmadan dökülür arkadaşlar. Yani haftada 10 günde bir sulayın. Bakın şöyle toprağı kuru. ve ee, ben bunu yarın sularım arkadaşlar. Toprağı kuru gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Geçirgen bir toprağı var. Toprağı. Toprağı arkadaşlar bahçe toprağı da olabilir ya da sera toprağını yani torf toprakla e, kaktüs toprağında karıştırıp ikisini de ekebilirsiniz. O şekilde de çok güzel olur. Benim şu yeni sarı kızım bakın şu açıp geçen şunu ben kaktüs toprağı ve sera toprağıyla karıştırdım. İnşallah seneye daha güzel olacak Allah izin verirse. Benim şu açan kızlarım ise arkadaşlar bakın şu açmış hali olan şu açmış onlar benim iki senelik yılbaşım arkadaşlar. Bu kızlarım benim iki senelik. Şunlar da bir senelik ama bir sene içinde iki sefer açtılar arkadaşlar verdiğim kürlerden dolayı. Evet şimdi yerli paskalyamıza gelelim. Sarkaç bir türdür arkadaşlar yerli paskalya. Aynı şekilde güneşi sevmez bu koyduğum köşede fazla güneş görmeyecek arkadaşlar. Çok azıcık bir şekilde öğlen güneşe hafif üstünden geçecek. O öğlen güneşe hafif üstünden geçeceği zaman da ben şu üst kısmına kölgelik ayarlayacağım. Yani gene görmeyecek. Zaten görse de e, fazla değmez. Bakın bu da şöyle geçenlere kür vermiştim. Verdiğim kürden dolayı yeni yeni yapraklar vermeye başladı arkadaşlar. Bir saksıda dört renk. Bu yerli paskalya. İnşallah önümüzdeki kışı Allah izin verirse Bakın şöyle yerini sevmiş arkadaşlar Yeni yeni yapraklar vermeye başladı Gördünüz mü Bir saksıda dört renk arkadaşlar Şöyle yerli paskalyamız Bu sarkaç gördüğünüz gibi şöyle Ben hatta altına birliğe koyduğum Şöyle 3 e, litrelik bir saksıda Arkadaşlar büyüklüğünü görüyorsunuz Benim bu güzel kızım 3 yaşında filan var Bakın şöyle yerini sevdiği için şu güzelliğe bakar mısınız? Bir yapraktan üç yaprak vermiş. Bakın onun yanında da bir saksıda iki renk açıp geçen gene yılbaşı çiçeğim var arkadaşlar. Fuşya ve beyaz. Gördüğünüz gibi iki renk. Bu da ikinci açış arkadaşlar. Bu da bir yaşında. Ha şöyle göstereyim. Verdiğim kürlerden dolayı bu da Paskalya arkadaşlar. Bu Paskalya'nın e, İtali Yani sizlere şöyle söyleyeyim. Şunlardan çoğaltmıştım ben. Şu e, ithal olanlardan çoğaltmıştım. Aradaki farkı göstereceğim. Görebilecek misiniz bilmiyorum. Bunda da tomurcuk var arkadaşlar. Bakın. Uçları tomurcuklanmaya başladı. Bakın şöyle tomurcuklanmaya başladı. Şimdi açar mı bilmiyorum. Ya artık yaprak mı verecek? Açacak mı bilmiyorum. Verdiğim kürden dolayı bu şekilde uçları kızarmaya başladı arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi toprakları kurudukça su veriyorum. Kışın güneşinden çok etkilenmez. Yakıcı bir güneş olmadığı için ama yazın güneşinden mutlaka korumalıyız. Yazın eğer baharın çiçeklerimizi balkona güneş görmeyen bir yere korsak arkadaşlar hemen Nisan ayında sizlere çiçek açar. Mutlaka bu kürleri uygularsanız bu anlattıklarımı uygularsanız paylaşımlarımda da videolarımda da bakar da e, yılbaşı çiçeklerimi hangi kürleri verdiğimi de izlerseniz arkadaşlar sizin çiçekleriniz de bu şekilde yılda iki sefer açar. Ayda bir kere muhakkak vitamin vermeliyiz. Bu nişasta olur, e, patates suyu olur, yumurta suyu olur hiç fark etmez. Özellikle çayı çok seviyor arkadaşlar. Çay verin özellikle ayda bir kere. Çay tamamen açtırmak için bunları coşturuyor arkadaşlar. Yılbaşı çiçeklerimiz özellikle çayı çok seviyor. Ben de zaten çayı çok sevdiğim için benim çiçeklerim de benim dilimden anlıyor. Annesinin güzel kız, aynı gelin çiçeği gibi arkadaşlar. Şu güzelliğime bakar mısınız? Evet bugün şöyle sizlere balkonumdaki yılbaşı çiçeklerim nerede onu gösterdim. Bir de şöyle sarkaç dört renk olan yılbaşı çiçeğimi de gösterdim arkadaşlar. Şöyle yerlerinde göstereyim. Burası tamamen güneş almıyor arkadaşlar bu köşe. Güneş almadığı için buraya dizdim. Geçen sene de geçen yılda buradaydı benim yılbaşı çiçeklerim. Aynı şekilde çiçek açtılar. Şöyle benim burada bir de oturma köşem var. Bu oturma köşeme de oturuyorum. Elime de çayımı alıyorum örgümü de alıyorum. Hem bu kızlarımı izliyorum hem de işimi yapıyorum arkadaşlar. Evet bugün sizlere şöyle yılbaşı kızlarımı anlattım. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Renk renk kızlarıma bir maşallah yazın diyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Mevlana diyarından hepinize şöyle kucak dolusu selamlar, kucak dolusu çiçekli günler.